Herkese merhabalar. Bugün sizinle yeniden bir saç boyama videosu çekeceğim. Geçenki videom 12.000 izlenmiş. Ama onu da boyadıktan sonra hava karanlıktı. O yüzden şu anda gündüzken hemen bir boyayıp boyadıktan sonra gündüz hali nasıl size onu göstermek istedim. Şu anda saçlarım birazcık yağlı. Zaten her gün yıkıyorum. Dün de yıkamıştım. Bugün yıkamadığım için hemen yağlanmış. Ama zaten yağlı olması bizim için daha iyi. Çünkü saç kendi yağındayken boya çok daha iyi tutuyor. Saçımdaki turunculukları göreceksiniz. Güneş ışığında daha belli oluyor. Şimdi bunları yok edeceğiz. Saçlarımı güzelce taradım. Şimdi kabımızın içine boyalarımızı dolduracağız. Koleston 8'de 1. Açık küllü kumralığın %50'sini boya kabımın içine boşaltacağım şimdi. Şimdi de Koleston'un 7-1 küllü kumralının %20'si kadarını koyacağım. Arkadaşlar bu benim dip boyam. Böyle buraya kadar dip boyası yapacağız. Ben onun için kullanıyorum şu anda bunu. Benimle aynı saç tonlarında olanlar bunu uygulasınlar, çok memnun kalacaklar. Evet, sırada en önemli şey Eguro Royal. 0.22'sini kullanacağız. Normalde bir fındık kadar demişler ama ben bildiğimiz şöyle bir tane bırakıyorum içine. Daha gri olması için ve Dorel'i daha alması için. Önce boyamı içinde karıştırıyorum. Özdeşleşsinler. Şimdi yine Koleston'un oksidasyon kremi olan %6'lığı kullanacağım. Bunu da şöyle %70-75'i yeterli olacaktır. Boyamda herhangi bir topaklanma kalmadı. İyice muhallebi kıvamını aldı. Bunun böyle olması daha iyi olduğunu düşünüyorum. Şimdi boyamaya geçiyoruz. Eldivenlerimi taktım. Gene bu eldivenler kimin eline oluyor bilmediğim kadar büyük bir eldiven. Saçlarımı şimdi alttan üste doğru boyamaya başlayacağım. Bence eğilmek zorunda kaldım onu. Bence aslında Igora'yla yapıyorsak Igora'yla boyamak Koleston'un boyasındansa çok daha güzel bir renk sağlayacak. Bugün sizin için onu da deneyeceğim. Şimdi arkadan boyamaya başlayacağım. Önlere doğru geleceğim. Sonra da size bu boyayı boyadıktan sonra duş alırken neler yapacağımızı anlatacağım. Burada ışık daha belli olduğu için şu an buraya geldim. Bayağı koyu görünüyor. Ama elimizden geldiğince bütün turunculuklarını yok edecek kadar her yerlere boyadık. Zaten ben daha koyu girmesini istiyorum. Çünkü çok çabuk akıyor boyalar. Ve altta turunculuk olunca da bir iki yıkamaya turunculuk olacağına daha koyu boyunca en azından böyle bir neredeyse 3 hafta kadar sizi götürüyor. Bu poşette aslında üstümü değişmiştim. Boya yaparken giydim. Bir kıyafet giymiştim ama ensem çok boya oluyor ve onu sevmiyorum. Saçınızı boyarken fırçayla boyadıktan sonra mutlaka eldiven varken tabii parmaklarınızı da iyice yedirin. Hatta ben elle boyanan saç boyalarının fırçayla boyanandan daha iyi tuttuğunu düşünüyorum. Gördüğünüz gibi bir tane bile turunculuk kalmadı.
koyuluğuna da hiç aldanmayın. 0.6 kullandığımız için oksidasyonlu kremi. O yüzden koyu girdi. Ama zaten çok çabuk akıyor biliyorsunuz ki. Daha koyu olursa daha uzun süre turunculuklarımız ortaya çıkmayacaktır. Uçları da gayet grileşti. Videomuzu ayakta bitirelim. Ay buralarım kıpkırmızı görünüyor çünkü birazcık siyah nokta temizlemesi yaptım. Şimdi diplerimizi boyamıştık ya. Kafamızı suya sokuyoruz, uçlarımızı da ıslatıyoruz. Uçlarını ıslattıktan sonra iyice buradaki boyayı alıp buraları sürüp çitilemeye başlıyoruz. Çitiledikten sonra ben 5 dakika bekledim ve 5 dakika içinde gördüğünüz gibi gayet küllü ve gri oldu. Daha gri olmasını isterseniz siz kendiniz daha fazla bekleyebilirsiniz. Sürekli olarak zaten şöyle saçınızda bir bakın. Boyayı çekip istediğiniz. Evet arkadaşlar, kanala hala abone değilseniz abone olmayı, bunun gibi videoların devam etmesini istiyorsanız aşağıya yoruma yazmayı unutmayın. Ve videoyu beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna tıklayın.